Kali Linux'u sistemimize sanal makine olarak yükleyeceğimiz için VMware ya da VirtualBox gibi bir uygulamaya ihtiyacımız var. Bu uygulamalardan isterseniz VMware'ı isterseniz VirtualBox'ı kullanmakta serbestsiniz. Ben ikisine de Kali Linux kurulumunu gerçekleştireceğim. Ancak eğitim boyunca benim kullanacağım ana uygulama VirtualBox olacak. Virtualbox.org'u ziyaret edip Download VirtualBox seçeneğine tıklıyoruz. Burada 6.1 yazabilir. Sizde belki de 6.2 veya farklı bir versiyonu vardır. Kurulumunda değişen pek bir şey olmayacaktır. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız buradan kullandığınız işletim sisteminize göre indirme dosyasını seçebilirsiniz. Windows Host kullanıyorum ve bu yüzden Windows Host kategorisini seçeceğim. Eğer siz farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız buradan diğer seçenekleri de gözden geçirebilirsiniz. İndirme işlemimiz başladı. VMware'in kurulumu için ise VMware.com'u ziyaret ediyoruz. Buradan her yer çalışma ortamına tıklıyoruz ve Workstation Pro seçeneğini seçiyoruz. Eğer sizin karşınıza bu şekilde çıkmadıysa bu kısım Workstations olarak gelecek. Direkt olarak yine aynı şekilde buradan Workstation Pro'yu seçiyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde Workstation Pro'nun deneme sürümünü veya tam sürümünü almak isteyip istemediğimizi soruyor. Biz tabii ki de tam sürümünü istemiyoruz ve buradan da Online Trial diyeceğiz. Yine aşağıya indiğimizde Workstation Pro'nun Windows versiyonunu veya Linux versiyonunu indirebilirsiniz. Ben işletim sistemi Windows olduğu için Windows versiyonunu indireceğim. Hemen Download'u diyelim. Sanallaştırıcı programlarımızı indirdik ve en son indireceğimiz şey Kali Linux'un kendisi. Bunu da kali.org üzerinden edinebiliyoruz. Kali.org'u ziyaret edelim. Eğer ekranınızda direkt olarak download sekmesi bulunuyorsa buradan download'ı seçiyorsunuz. Bulunmaması halinde ise get kali seçeneğini seçebilirsiniz. Bu ekrana geldiğimizde ise burada bulunan virtual machine seçeneğini seçiyoruz. Eğer sisteminiz 64 bitse 64'ü, 32 bitse 32 biti seçip ilgili bölümden Kali Linux'un imajını indirebiliyoruz. Öncelikle tavsiyem torrent üzerinden indirmeniz yönünde eğer isterseniz Google üzerinden de indirmesini gerçekleştirebilirsiniz. Burayı kapatmadan önce ufak bir dipnot verelim. Kali Linux için giriş bilgilerimiz Kali ve Kali olacaktır. Öncelikle VirtualBox için kurulumu gerçekleştirelim. Kurulum sihirbazından ileri diyoruz. nereye kurmak istiyorsak konumunu göz alttan seçip ileri diyoruz. Buradan istediğiniz ayarları seçebilirsiniz. Ben herhangi bir tanesini işaretlemeden devam edeceğim. Kısa süreli bir ağ kesintisi olabilir. Devam edilsin mi diye soruyor. Evet diyelim. Yükle diyelim ve uygulamamızı başlatalım. Kurulum sonrasında yeniden başlatma gereklidir diye bir şey soruyor. Şu anlık yeniden başlatmak istemiyorum. Öncelikle sizin ekranınızda burada bulunan hiçbir makine olmayacak. Merak etmeyin. Bunlar benim daha öncesinde VirtualBox üzerine kurduğum makineler. VirtualBox üzerine Kali kurabilmemiz için torrent olarak indirdiğimiz dosyaları bulmamız gerekiyor. Torrent indirilenlerin içerisinde VirtualBox'ın bulunduğu 7 zip'i sağ tıklayıp buraya çıkart diyorum. Aynı işlem VMware için de geçerli. İndirdiğimiz VMware'i direkt olarak sağ tıklayıp dosyaları buraya çıkart diyerek çıkartabiliyoruz ancak zaman kazanmak için ben zaten şu anda bir tanesini çıkarttım, diğerini çıkartmayı unutmuşum. Onu da hemen buraya çıkartalım. Bu çıkartma işlemi yapılırken bir yandan da VMware Workstation'ı kurmayı ben size göstereyim. Onu da setup dosyasını açalım. Kurulum bazından next diyelim. Burada normal olarak kurmak istediğimiz bölümü seçmemiz gerekiyor. Kurmak istediğimiz yeri seçtikten sonra bize Enchant Keyboard Driver yüklemek istiyor musunuz istemiyor musunuz diye soruyor. Bunu direkt olarak yükleyin. Daha sonrasında next deyin ve yüklemeye devam edin. Benim sistemimde zaten ikisi de yüklü olduğu için herhangi bir şekilde sorunla karşılaşmadım. Ancak siz bir sorunla karşılaştıysanız bunu Discord sunucumuza katılıp ekran görüntülerinizle beraber genel sohbete yazabilirsiniz. Finish diyerek setup'ı bitirelim. Bize yeniden başlatıp başlatmak istemediğimizi soruyor. Ben yine hayır diyorum çünkü videodayım. Şimdi VMware'imizi de VirtualBox'ımızı da hala hazırda kurduk. Peki bunların üzerine Kali Linux'umuzu nasıl kuracağız? Öncelikle Machine kısmına geliyoruz ve buradan Add sekmesine tıklıyoruz ve Kali Linux dosyalarını nereye indirdiysek, nereye çıkarttıysak oraya gidiyoruz. Ben torrent indirilenler VirtualBox ve VirtualBox'ın içerisine çıkarttım. Burada yüklemek için XML veya VBox uzantılı bir dosya göstermemiz gerekiyor. Bu dosyayı gösteriyoruz ve açlıyoruz. Ben de hali hazırda yüklenmiş bir tane olduğu için herhangi bir şekilde yeni yüklemesini yapmıyor. Ancak siz bu seçeneği seçip ekle dediğinizde aynı bu şekilde bir sanal makine karşınıza getirecek. Bunun ayarlarını sizlere göstereceğim. Settings diyorsunuz. Name kısmından sanal makinenin ismini değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında Network kısmına gelin. Ve buradan Bridge adaptörü seçip ve kullandığınız A kartını bu şekilde belirtin. Daha sonrasında OK deyip buradan çıkabilirsiniz. Start dediğiniz andan itibaren Kali Linux'unuz kullanıma hazır hale gelecek. Hatta direkt olarak başlatalım. VMware Workstation için ise yapmamız gereken şeyler çok daha basit. Yine torrent olarak indirdiğimiz VMware dosyasının içerisine giriyoruz. Çıkarttığımız VMware dosyasına geliyoruz ve VMX uzantılı dosyaya çift tıklıyoruz. Eğer bu şekilde bir uyarı ile karşılaştıysanız diğer uygulamalar kısmına gelin ve VMware Workstation'ı bulup onunla açın. Ve direkt olarak karşımıza Kali Linux'un kurulu hali geldi.